Herkese merhabalar. Ben Başak Baba Yiğit. Öncelikle kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Yaklaşık 10 yıldır geleneksel tamamlayıcı tıp eğitimleri ve bunun yanında kişisel gelişim uzmanlığı alanında da eğitimlerime devam etmekteyim. Her iki alanda araştırma ve çalışmalarımla sosyal medya üzerinden ve danışanlarımdan aldığım geri bildirimlerden edindiğim tecrübelerimle bundan böyle sizlerle fırsat buldukça sağlığımızı, bağışıklığımızı korumak adına hayat kalitemizi daha da arttırmak için sağlık üzerine bilgilendirme ve ürün tanıtımı videolarıyla karşınızda olmaya çalışacağım. Aslında en yoğun miktarda kandida doğal ve sağlıklı bağırsak mikroflorasının bir parçasıdır ve direkt olarak bir hastalığa neden olmaz. Besinlerin bağırsakta sindirimi ve emilimine yardımcı olup sağlıklı yiyeceklerin besin biyo yararlılığının artmasında büyük rol oynar. Ancak uzun süreli antibiyotik kullanımı, şeker, rafine karbonhidratlardan zengin beslenme düzeni, alkol tüketimi ve bağışıklığın düşmesi aşırı stres ile bir araya geldiğinde kandida türlerinin sayısının aşırı artışına bağlı olarak çeşitli enfeksiyonların oluşumuna sebep olurlar. Buradan da şunu anlıyoruz ki kandida bir sebep değil, sonuçtur. Bu enfeksiyonlar özetle şunlardır. Şişkinlik, ishal, kabızlık, çeşitli bağırsak hastalıkları, bunlar SIBO, Crohn, IBS yani irritable bağırsak sendromu, geçirgen veya sızıntılı bağırsak sendromu gibi. Geçmeyen yorgunluk, devam eden yoğun halsizlik, unutkanlık, konsantrasyon bozuklukları, deri cilt hastalıkları, bunlar sedef, egzama, vitiligo ve sivilce gibi, vajinal hastalıklar, sinirli ve gergin olma hali, depresyon, eklem ağrıları ve otoimmün hastalıkları ile kendini gösterir. Birçok insan kandidadan kurtulmak adına çok ağır ve uzun süreli diyetler yaparak ne yazık ki istenilen sonuca varamamışlardır. Bunun nedenini kısaca özetleyecek olursak, doğal olarak 3 santimlik bağırsak akış alanı daralmaya başlar. Ancak bağırsaktaki sinirler sayesinde bu 3 santimlik akış alanı muhafaza edilir. Ve bağırsaklar enlemesini genişlemeye, dolmaya ve tıkanmaya başlar. Bununla birlikte bazı kişilerde bağırsak tembelliği ve kabızlık baş gösterir. Sadece bununla kalmayıp vücut bu alanı korumaya alır. Şu an kurtulunamayan kiloların ve ağırlaşan halsizliklerin nedeni de budur. Ne zaman ki bağırsakta oluşan bu biyofilm yani kabuklar kalkar ve vücuttan atılır, işte o zaman sistem normale döner ve bizler eski sağlığımıza kavuşmuş oluruz. Bağırsaklar nasıl dolar ve tıkanır? Biliyorsunuz ki yediğimiz yiyeceklerin bağırsak çeperlerinde yani bağırsak duvarlarında oluşturduğu kabuklar zamanla kalınlaşır ve bağırsak akış alanını daraltır. Tıpkı mutfak lavabo giderinin zamanla tıkanması veya eski kömür soba bacalarının ya da borularının dolması gibi diyebiliriz. Bu durum toksin zehirlenmesiyle birlikte bağırsak tembelliğine, kabızlığa ve yağ depolanmasına neden olur. Ve böylece kilo alır, şişmanlar ve ağırlaşırız. Bağırsaklarımızı mutfak lavabosunun gider borularına benzetirsek, nasıl ki zamanla bu borular yosun tutup kabuk bağlar ve bazı yiyecek atıkları sayesinde tıkanır kapanırsa bağırsaklar da aynı şekilde zamanla kabuklaşır. Yani biyofilm oluşturmaya başlar. Aynı zamanda kan dolaşımı aracılığı ile beynimize ulaşan çeşitli hormonlar da bağırsaklarımızda üretilir. Örneğin dopamin, kendini iyi hissetme hormonu. Bağırsaklar tıpkı bir ödül karşılığında çikolata, kek gibi yiyecekler alındığında bu hormonu bolca üretirler. Bu mikrobiyomlar ayrıca ruh halimizi kontrol eden serotonin ve açlık hormonunu kontrol eden leptin hormonunu da fazlaca üretirler. Bunların fayda zarar ilişkileri bağırsaklarımızda yani mikroflora içinde milyarlarca sayıda bulunan mikrobiyotalar ne kadar dost bakteriden zenginse elde edilen hormonlar da zenginleşerek beden ve ruh sağlığımızı doğrudan etkiler. Sağlıklı ve dost bakterilerden zengin bir mikroflora'ya sahip olmadığımızda beden ve ruh sağlığımız da aynı oranda tehdit altında kalır.
Öyle ki vücudumuzda bağırsaklarımızdaki mikrobiyomlar bilimsel olarak da kanıtlanarak bu bilgileri bize şu şekilde ulaştırır. Bağırsaklarımızdaki mikrobiyomlar, faydalı ve zararlı patojenler, bizleri kesinlikle yönetecek imkanı ve araçlara sahiptir. İnsan vücudunda yaklaşık 100 milyar sinir hücresi, yani nöronlar bulunmaktadır. Ve bu nöronlar enterik sistemin, yani ikinci beynimiz olan bağırsaklarımızı vagus siniri vasıtasıyla iletişim sağlıyor. Vagus siniri yoğun bir telefon hattı gibi iki tarafa da pek çok mesaj iletiyor. Enterik sistem, yani bağırsaklarımız beynimizle, beynimiz de bağırsaklarımızla konuşuyor. Mikrobiyomların bu sistemin içine girip vagus siniri aracılığıyla doğrudan beynimizle konuştuğuna dair de pek çok da kanıt bulunmaktadır. Sağlıklı ve dost bakterilerden zengin bir mikroflora'ya sahip olmadığımızda beden ve ruh sağlığımız da aynı oranda tehdit altında kalır. Öyle ki vücudumuzda bağırsaklarımızdaki mikrobiyomlar bilimsel olarak da kanıtlanarak bu bilgileri bize şu şekilde ulaştırır. Bağırsaklarımızdaki mikrobiyomlar, faydalı ve zararlı patojenler, bizleri kesinlikle yönetecek imkanı ve araçlara sahiptir. İnsan vücudunda yaklaşık 100 milyar sinir hücresi, yani nöronlar bulunmaktadır. Ve bu nöronlar enterik sistemin, yani ikinci beynimiz olan bağırsaklarımızı vagus siniri vasıtasıyla iletişim sağlıyor. Vagus siniri yoğun bir telefon hattı gibi iki tarafa da pek çok mesaj iletiyor. Enterik sistem, yani bağırsaklarımız beynimizle, beynimiz de bağırsaklarımızla konuşuyor. Mikrobiyomların bu sistemin içine girip vagus siniri aracılığıyla doğrudan beynimizle konuştuğuna dair de pek çok da kanıt bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, görüyoruz ki bağırsaklarımız ruh ve beden sağlığımız için gerçekten çok 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 önemli ve asla ihmal edilmemeli. Sağlıklı bağırsaklara sahip olabilmenin ilk aşaması bağırsaklarımızda yaşayan zararlı organizma ve biyofilm tabakadan, yani az önce bahsettiğimiz bu bağırsaktaki kabuklaşmadan ve genel olarak da kandidadan kurtulmaktır. Bu amaca hizmet etmesi için bizzat kendimde de ve ailemde iyi sonuçlar gözlemlediğim ve danışanlarımdan da çok güzel geri bildirimler aldığım Cafetox ürünümüzden bahsetmek istiyorum. Cafetox'u bağırsaklarında boşaltım sorunları olan, tembellik yaşayan, kabızlık yaşayan, midesinde ciddi sorunlar olmayan herkes kullanabilir ve her yaşta herkes rahatlıkla kullanabiliyor. Herkeste aynı sonuç alınır mı? İnsan metabolizması farklı farklıdır. Bu sebeple ürün kullanımı esnasındaki süreç ve sonuçlar kişiden kişiye, metabolizmadan metabolizmaya değişiyor. Tabii burada bağırsakların ne kadar dolu olduğu ve birikenlerin de ne kadar sertleştiği de çok önemli bir faktördür. Evet arkadaşlar, Cafetox nedir ve içeriğinde neler vardır? Öncelikle Cafetox çok güçlü bağırsak detoksu gerçekleştirir. İçeriğinde Güney Amerika'da yetişen çok etkili ve çok güçlü yeşil kahve ile birlikte yalnızca Tibet'te bulunan yeşil çay, üzüm çekirdeği, mısır püskülü, ısırgan otu tohumu, biberiye, hibisküs gibi bitkilerden oluşan gıda takviyesidir. Paket veya raf ömrü uzun olsun diye katkı veya koruyucu madde kesinlikle konulmamıştır. Zayıflama ilacı veya ürünü asla değildir. Perhiz diyet gerekir mi? Hayır. Herhangi perhiz, diyet veya yoğun egzersiz programlarına gerek kalmadan Cafetox ile ilk günden etkisini ve faydasını görmeye başlarsınız. 40. günde yaklaşık 7 ile 14 kilogram arasında, öyle ki bebeklikten itibaren bağırsaklarımızda bulunan taşlaşmış gayta, yani dışkı atımı ile büyük bir rahatlama ve incelme görebilirsiniz. Boşalan bağırsaklar tekrar dolar mı? Tıkanmış bir lavaboyu açtıktan sonra tekrar tıkanır mı? Taşlardan temizlenen dişlerle tekrar tartar olur mu diye soracak olursak bu sorunun cevabı evet olur.
İnsan vücudu da böyle, dişlerde eksik varsa ve tam çiğneme olmuyorsa ve yediklerimize dikkat etmiyorsak, evet, tekrar bağırsaklarımız dolar ve tıkanır. Ama bu sürecin uzun olması bizim dikkatimizle eş orantılı olmalıdır. Evet arkadaşlar, Cafe Tox günde bir kere ve akşam yemeğinden yarım saat önce bir silme çay kaşığı şeklinde, şu şekilde bir silme çay kaşığı şeklinde meyve suyu içine karıştırılarak içiliyor. Tavsiye edilen 5 ayrı meyve suları ile ilk deneme aşaması yapılıyor. Bunlar birinci gün ananas, ikinci gün şeftali, üçüncü gün nar, dördüncü gün vişne suyu, beşinci gün içinde keçi boynuzu gamı olduğu için löporta, portakallı gazozla birlikte alınıyor. Neden hazır meyve suyu tüketiyoruz diye soracak olursanız, çünkü bağırsaklarımızda oluşan kandida zararlı bakterisi rafine şekeri, yani glikozu çok seviyor ve bununla da beslendiği için bir nevi biz Cafe Tox'la karıştırarak bu bakterilere yem atmış oluyoruz. Ve akşam yemeğini yedikten sonra sadece bolca su tüketiyoruz. Bunun nedeni de bağırsaklarımızda oluşan zararlı organizmaların, yani mikrobiyomların ve biyofilm tabaka, yani bu kabukların suyla birlikte daha kolay ve hızlı tahliye olmasını sağlıyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Detoks ürünümüz Cafe Tox'la hastalıklara meydan okuma zamanıdır diyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soru ve görüşleriniz için aşağıdaki açıklama kısmındaki iletişim bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup güncel videolarımızın takibi için bildirim zilinizi aktif etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.